özellikle son 1-2 aydır Antalya Büyükşehir Belediye'mizin Deniz Kıyı Şube Müdürlüğü'ne ihbarlar geliyor. Zaten arkadaşlarımız da sürekli sahadalar. Dolayısıyla buradaki durumu an be an takip ediyoruz. Genellikle deniz yüzeyinde görülen gemi kaynaklı kirlilik ihbarı olarak gelen bize ihbarlar aslında kolen kaynaklı. Çok doğal bir olay. Daha önceki yıllarda gördüğümüz durumun tamamen aynısı. Endişe edilecek bir durum yok. Doğal bir olay ve bir süre sonra zaten Mayıs ayı içerisinde bu kendiliğinden bir şekilde yok olacak. Şu anda Konyaaltı Büyük Liman Ordusu Çan Adası arasındayız. Kolenin belli bir hatta bu kadar yoğunlaşmasının nedeni akıntılar. Şu anda burada iki akıntı burada karşılaşıyor. Çiçeklenmenin de doğada en fazla olduğu dönem şu an. Çam polenleri, doğadaki diğer çiçeklerin polenleri şu anda denize ve karaya inmiş durumda. Vatandaşlarımız bunu deniz salyası olarak, deniz kirliliği olarak algılıyor. Bir doğa olayı bu, bir kirlilik değil. Deniz anaları burada çoğalmıyor. Doğu Akdeniz'de bizim İskenderun Körfezi'nde çoğalan deniz anaları şu anda açığımızdan geçiş yapıyor. Bu da bir doğa olayı. Mayıs'ın içerisinde Haziran'ın başına doğru bu geçiş tamamlanacak. Her yıl periyodik olarak bu geçiş oluyor. Bu dönemki gördüğümüz deniz anaları göçmen deniz anaları türü olarak tabir ettiğimiz bir tür. Bizim burada deniz kirliliğiyle ilgili yine hiçbir endişeye kapılacak bir durum yok. Ve bunlar da bir süre sonra deniz suyunun daha da sıcak olmasıyla beraber yok olacaklar. Zaten şu anda yaptığımız tespitlerde parçalarını görüyoruz. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle deniz sorumluluk alanlarımızda gördüğümüz bu tür hem polenlerle ilgili hem deniz anılarıyla ilgili an be an takip ediyoruz. Endişeye mahal yoktur. Sezona kadar zaten bunlar ortadan kalkacaktır. Deniz kirliliğiyle ilgili bir durum söz konusu değildir. Antalya için çalışıyoruz.